Ocak ayına kendinize olan güveniniz tam olarak giriyorsunuz sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak olanlar. Bu ay sizin ayınız. O yüzden de ayınızı en güzel şekilde değerlendirmelisiniz. Etkili gücünüzle kendi üzerinizdeki oluşan değiştirici ve dönüştürücü olaylarla hızlı ve bir o kadar da kendinizi göstereceğiniz bir aya hazırlıklı olun. Hemen Ocak başında 3 Ocak itibariyle enerjinizi daha fazla sosyal çevre konularına kaydırmaya başlayacaksınız. Arkadaşlarınızla olan bağlantılarınız, mücadeleleriniz bu dönemde ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizi hareketlendirebilirsiniz ya da bir şekilde siz de onları hareketlendirerek, onlar da sizi hareketlendirerek önemli işler için mücadelenizi ve gücünüzü ortaya koymak isteyebilirsiniz. Adeta çevrenizin lideri haline gelebilirsiniz. Ama bazen aşırıya kaçan, insanları yönetmek isteyen taraflarınızla zaman zaman arkadaşlarınızla da sürtüşmeler yaşamaya meyilli olacaksınız. Onu da söyleyelim. 5 Ocak itibariyle Merkür para evinizde gerilemesine başlayacak. Birkaç gün boyunca parasal konularda ufak tefek sıkıntılara açık olacaksınız. Merkür ilk gerilerken insana çeşitli zorlukları getirir ve siz bu zorlukları para konularında yaşayacaksınız. 8 Ocak'a kadarki dönemde önemli bir ticari anlaşmada bulunmamaya özen gösterin. 8 Ocak'tan sonra Merkür sizin kişisel evinize kayarak gerilemesine devam edecek. Yani 25 Ocak'a kadarki dönemde yeni başlangıçlardan kaçının, kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalara açık olacağınız bir dönem, bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz ifadede, aynı zamanda bazı işlerinizde bozulmalar, yanlış anlaşılmalar, istediğiniz gibi yönlendirememe gibi etkilere de dikkat etmeniz gerekecek bu dönemde. 10 Ocak'taki yeni ay aslında bir yıldır beklediğiniz ve sizin için gerçekten önemli konu ve olayları başlatacak bir yeni ay olmasına rağmen Merkür'ün gerilemesi bu yeni ayda yeni başlangıç kararlarını değil, daha önceden konuşulmuş, yapılmamış, tamamlanmamış konuları özellikle tamamlamanız ve bitirmeniz için size olasılık verecek ve başlangıçlar ya da kararları karşınıza getirecek. 20 Ocak itibariyle artık tam anlamıyla kimliğinizi parasal konulara kaydırmaya başlayacaksınız. Daha fazla parayla ilgili konularda neler yapabilirim, yatırımlarımı nasıl değerlendirebilirim ya da ticari kazanımlarımı nasıl arttırabilirim gibi düşünceler ve soru işaretlerini bulacağınız cevaplar devreye girmeye başlayacak. 23 Ocak itibariyle de artık kişisel alanınıza Venüs'ün girmesiyle beraber daha fazla görüntünüze, fiziki özelliklerinize önem vereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yaşadığınız ilişkiler gözle görünür hale gelmeye başlayacak. Kendinize olan güveniniz gelecek. Daha fazla sosyal olmak isteyeceksiniz. İnsanların içerisine karışmak isteyeceksiniz. Onlarla bağlantı kurmak isteyeceksiniz. Kısacası alışverişten tutun da bütün sosyallikle alakalı bütün konularda da güzel şanslara 23 Ocak'tan sonra sahip olacaksınız. 24 Ocak'taki Dolunay ortaklaşa parasal konularda gerçekleşiyor. Bir borç ya da bir ödeme ile karşılaşabilirsiniz bu Dolunay zamanında. Parasal konulara daha fazla kendinizi verdiğiniz ve bir yandan da para kazançlarınızı arttırmak istediğiniz bu dönem karşınıza çıkacak bir borç ya da ödeme sizi sıkıştırabilir. Alacak verecek dengenizi özellikle bu Dolunay'da iyi bir şekilde kurmaya özen gösterin. Ve 25 Ocak itibariyle artık Merkür'ün düzelmesiyle beraber ifadede rahatlıyorsunuz. Kendinizi rahat bir şekilde ifade edecek plan ve programlarınızı artık hayata geçirebileceksiniz. Muhteşem bir ay olsun.